en düşük emekli maaşı 12.500 Türk lirası olmuştu. Çalışma Bakanı Işık yeni açıklama geldi. En düşük emekli maaşı için bugün AK Parti tarafından resmi açıklama geldi. En düşük emekli maaşının yılın sonuna kadar 12.500 Türk lirası olarak belirlenmesine karar verildi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı aylığının 12.500 TL'ye çıkarılması için kanun taslağının TBMM'ye sunulduğunu açıkladı. Emeklilerin refahını artırmak için çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Sadece 10 binası Türk lirası alanları kapsıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları sonrasında memur ve emekli maaşları belli oldu ancak milyonlarca emekli kök maaşı uygulaması sebebiyle maaşlarına gelecek olan zamdan etkilenmeyecekti. Bunun üzerine harekete geçen hükümet en düşük emekli maaşının 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Düzenleme sadece en düşük emekli maaşı olan 10.000 Türk Lirası alanları kapsıyor. En düşük emekli maaşı 12.500 Türk Lirası oldu. Çalışma Bakanı Işıkhan, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. En düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin açıklama yapan Işıkhan, kanun taslağının TBMM'ye sunulduğunu ifade ederek şunları söyledi. En düşük emekli aylığının 12.500 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun taslağı TBMM'ye sunuldu. Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize, emeklilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun. Emekli maaşları ne zaman yatırılacak? Zamlı emekli maaşı resmi olarak açıklandı her ay tahsisat numarasına göre yatırılan emekli maaşlarında fark ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Emekli maaş farkı ödeme tarihleri ve detaylar belli oldu. Buna göre, Emekli maaş ödeme tarihleri Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde. Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 günde. Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 gününde. Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 inde. Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor. Bağkur ödemesinde tahsis numarasının sonu 5, 7, 9 olanları ayın 25'inde sonu 1 ve 3 olanlar ayın 26'sında, sonu 4, 6, 8 olanlar ayın 27'sinde ve sonu 0 ile 2 olanlar da ayın 28'inde maaşlarını alacak.